Bizim maalesef demin o söylediğim içi dolu işler, içi boşu işler kavramı içinde gördüğümüz bir kavram var son günlerde. Çok da gündem. Plastik tanıtım grubu diye bir konu geldi gündeme. Bazılarımız iyi biliyor, konuştuk. Bazılarımız da konuya yabancı. Çok kısa o konuda da bu fırsatı değerlendirip bilgi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi plastik artık dünyanın hepimizin de bildiği evrensel bir malzemesi. Yani bu malzemeye baktığınızda plastik dediğimiz zaman Türk plastiği, Alman plastiği, Japon plastiği diye bir şey yok. Dünyada da, bakın dünyada da daha bir tane, bütün araştırma yaptık. Gelişmiş ülkeler, Çin dahil, hiçbirinde ihracatçıdan zorunlu kesinti yapılarak kurulmuş böyle bir plastik tanıtım grubu diye bir şey yok. Bir. İki, plastik dediğimiz şey nasıl bir şey biliyor musunuz? Plastik bir ham madde demek, hepimiz biliyoruz. Onun dışında ne demek? Kozmetik ambalajı demek, onun dışında ne demek? Bardak, tabak demek, mutfak eşyası demek, onun dışında ne demek? İnşaat malzemesi, boru demek, onun dışında plastik hurda demek, onun dışında elektrikli ev aletlerinin parçaları demek, onun dışında beyaz eşyanın parçaları demek. Ben burada buna devam etsem, sizin bütün bu kongreyi bir hafta devam ettirebiliriz, olabilecek malzemeleri saysam. Hepimiz biliyoruz. Şimdi bütün bunları toplayacaksınız, bir çuvala koyacaksınız, adına da plastik tanıtım grubu deyip ihracatçıdan kestiğiniz bedelle tanıtmaya çalışacaksınız. Bu akla mantığa uygun bir şey değil. Yoksa tanıtımı hepimiz istiyoruz. Hepimiz inovasyonu istiyoruz, katma değeri istiyoruz. Ama makul ve mantıklı, gerçekten hedefe yönelik şeyleri istiyoruz. Makul ve mantıklı olmayan bir şey için zaten yeteri kadar sanayicimize zorunlu kesinti varken bir kesinti daha oluşturmak ne kadar makuldür sizlere soruyorum. Bunun dışında tabii şunu da söylemem lazım. Kesinti dediğimiz zaman şu rakamdan da bahsedeyim. Bazen görüyorum İhracatçı Birliği Başkanımız bu rakamın küçük bir rakam olduğunu söylüyor. 1 milyon dolarda toplamda 500 dolar plastik tanıtım grubu kesintisi. 500 dolarda birliğin normal nispi aidatı. 1000 dolar diyor. 1 milyon dolar ihracata 1000 dolar. Şimdi bakın bizler sanayiciyiz o yüzden rahat matematik yapabiliriz. Bildiğiniz gibi bu kesintiler ihracat rakamı üzerinden yapılıyor. Yani siz ne kadar ihracat yapıyorsanız onun üzerinden kesiliyor. Soru şu, çok basit. Sizin ihracat bitmiş ürün fiyatınızın içinde sadece karınız mı var? Hayır, maliyetiniz var. Baktığımız zaman İstanbul Sanayi Odası'nın listesine bizim ortalama veya ihracatçı birliklerimizden aldığımız ilk 1000 ihracatçı listelerine ortalama karlılığımız %10'u geçmiyor. Şimdi %10 kar eden bir firmanın siz 1/1000 kesinti yaptığınız zaman karın ne kadarını alırsınız biliyor musunuz? Bir basit bir matematik. Ettiği rakam şudur. Karının %1'ini alırsınız. Yani bugün biri size geliyor diyor ki çok anlamlı olmayacak bir şey için bundan sonra ilelebet sizin karınızın her sene %1'ini ben alacağım. Size yeteri kadar açıklamıyor bile. Biz bunları demesek bunlar gündeme de gelmeyecek. Çünkü Mayıs'ın 17'sinde kurmuşlar bunu. Kesinti de yapılıyor. Şimdi ne kadar makul bir şey. Burada neleri konuşuyoruz? Bakın önemli gerçekten içi dolu işleri. Bir tarafta da bakıyoruz böyle meseleler var. Bunlar bizi tabii üzüyor. Sanayici olarak niye üzüyor? Bizim içi dolu işlerle gerçekten uğraşıp kendimizi geliştirip, ülkemizi geliştirip daha iyi yere koymamız gerektiğini ben düşünüyorum. Burada tabii şunu da söylemem lazım. Peki bunun çözümü ne? Yani peki tanıtım olmasın mı? Evet olsun. Yalnız çok basit bir şey var. İhracatçı birliklerinin bir kanunu var. O kanunu açtığınızda 3. maddesinin 3. fıkrasının Ç bendi. Artık kanunları öğrenir olduk bu işlerden dolayı. Ç bendi der ki ihracatçı birlikleri aldıkları normal bedel, bizden normal bir aidat alıyorlar. Bu tanıtım grubunu kurmadan önce fazladan aldıkları kısmı hariç. Bununla zaten tanıtım yapmak zorundalar. Görevleri bu. Görevleri olan bir şey için tekrar ikinci bir grup kurup ikinci kez para almaları, sanayiciden kesmelerini adil ve hakkaniyetli bulmuyoruz. Bunun sektörümüze de bir fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz. Bizim ihtiyacımız şey katma değer, arttırıcı, Ar-Ge, inovasyon projeleridir. Gerçekten bizi bir yere getirecek bunlardır. Kıymetli hocalarım burada. Yoksa hambaliye ürünleri yapıp ondan sonra bunu da birbirimizi kandırıp tanıtım grubu kuruyoruz falan diye bir şeyler yaparak sanayicinin maliyetlerini arttırarak, sanayicinin karına ortak olarak ve bir anlam içermeden bunlar bizi bir yere götürmeyecek. Kavramların içini gerçekten doldurduğumuz zaman bir yere geleceğiz. Şimdi sanayiciler olarak demokratik bir hakkımız var. Bu tür konuda muhakkak biz o hakkımızı kullanmalıyız. Bunu böyle düşünüyorum. Nitekim sanayicilerden gelen tepkiyle Mayıs'ın 17'sinde kurulan bu tanıtım grubu, bakanımızın da bu konudaki talimatıyla ayın 22'sinde genel kurula gitmek, olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kaldı.
Ben buradaki sanayicilerimize bu vesileyle sesleniyorum. Diyorum ki ayın 17'sine kadar son evrak verme tarihi, ayın 17'sine kadar son evrağımızı verip 22'sinde de genel kurulda olup demokratik hakkımızı kullanalım. Bu tanıtım grubunun anlamlı, içi dolu bir şekli olmadığını net gösterelim ve bu kesintiye sanayicimize ek yük getirmeye dur diyelim. Çünkü bunun karşısında ilk bir başkanının da bu tanıtım grubunun başına koyduğu dernek ve federasyon üzerinden çalışma yaptığını biliyoruz. Bizler de bu konudaki hakkımızı kullanmamızda büyük fayda var. Tabii ben şöyle bitirmek istiyorum sözlerimi. Bir tarafa içi dolu işleri koyduk, bir tarafta içi boş işleri koyduk. Bugünün o anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Katma değeri yüksek, sektörümüzün gerçekten gelişmesine katkı sağlayacak ilaç ve kozmetiği konuşuyoruz. Ömrümüz, hayatımız, ülkemiz katma değerle geçsin, katma değerle dolsun. Gerçekten bu hayata bir şeyler katarak gidelim. Ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere, sağ olun.